aslında içerideki panelde 3 değişik sektörden profesyoneller bir araya gelip sektörlerindeki enerji verimliliği konularını tartıştılar. Gördük ki enerji verimliliği aslında bütün sektörlerde ortak bir vizyon ve ortak bir fırsat aynı zamanda. Bu anlamda aslında biraz daha ortaya çıkan enerji verimliliğinin işletmelerde biraz daha toplam bir, bütünsel bir yaklaşım gerektirdiği. Yani sadece bir yatırım kararından öte, sadece bir bölümün finansman kararından öte, işletmede, iş yapma şekillerinde, süreçlerde, şirket kültüründe toptan bir değişmeyi gerektirdiği ortaya çıktı. Bu anlamda da aslında biraz daha strateji, şirketin, firmaların stratejilerini, değişik faaliyet kolları veya operasyonlar arasındaki koordinasyonu daha üst noktada koordine edebilmek için veya orada bir şekilde daha iyi işbirliğini artırabilmek için de belki bir hani başka chief executive'lerin olduğu gibi bir chief energy officer rolünün de artık bundan sonraki modern işletmelerde gündeme gelmesi gibi bir fikir ortaya attım. Bu aslında ilginç bir açılım çünkü enerji verimliliğine daha bütünsel bir yaklaşımı firmaların iş stratejisiyle eşleştirebilmelerini gerektirecek veya onu sağlayacak bir değişik bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum. Aslında sabahki oturumda CEO Jeffrey Melton de bahsettiği gibi GE çok karmaşık sistemlere ve çok ileri teknolojilerle uğraşan bir firma. Bunun ötesinde de bütün dünyada global düzeyde Ecoimagination adı altında da enerji verimliliği, enerjinin çevre dostu enerji açılımıyla ilgili bir platformu işletiyor. Bu platformun sağlayacağı fikirler, fırsat algısı veya iş bilgisinin yayılımı aslında Türkiye'de girişimcilik kültürünü de destekleyebilecek, onu besleyebilecek önemli küresel ölçekte bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden böylesi bir organizasyonu Türkiye'de bilim ve teknolojinin sahibi olan TÜBİTAK ile küresel seviyede aslında teknolojinin lideri bir anlamda gündem belirleyicisi olan GE gibi bir kuruluşun işbirliğinde yapılmasının Türkiye'de teknoloji girişimciliği anlamında çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence Ecoimagination organizasyonunun Türkiye'de faal hale gelmesinin, daha aktif hale gelmesinin Türkiye'de özellikle çevre dostu girişimcilik alanında çok ciddi bir hareketlenme ve fırsat yaratacağına, enerji yaratacağına inanıyorum. Bir şey unuttun mu? Tamam. Süper.